Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Barış Yayınları limit fasikülü çözümleriyle ve konu anlatımlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün limit kavramının 3. testinin videosunu çekeceğiz. Sorularının çözümlerini yapacağız ve sen de 3. testte eğer yapamadığın veya boş bıraktığın sorular varsa tabii bunları bu video aracılığıyla çözüme kavuşturabilirsin diyelim ve geçelim derse. Evet, ilk sorumuzda başlayalım çözümlere. Aşağıda f fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıktaki grafiği bize verilmiş ve diyor ki f'in a'nın sağ tarafındaki limiti f'in 8'in sol tarafındaki limitine eşitliği sağlayan kaç farklı a tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Bir kere burada bilinen bir şey var, hiç affetmememiz lazım. Yani burada ben 8'in sol tarafının limitini net bir şekilde bulabilirim ki 8'in sol tarafındaki limit değeri burada 3'tür arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz, 3 diyeceğiz ve hangi sayının, hatta tam sayının, hangi tam sayının sağ tarafında fx'in limiti bize 3'ü verir diye sorgulamamız gerekiyor şimdi. Şimdi baktığımız zaman şurada zaten bunları sağlayan bir a tam sayısı değeri bulamayız. Burada da bulamayız. Burada da bulamıyoruz. Ta ki nerede bulabiliyoruz? 6'nın sağ tarafında bir 3'e eşitlik söz konusu limit. Bir de buradaki 7'nin sağ tarafında limit 3'e eşittir. Dolayısıyla A'nın alabileceği 2 tane değer var. Hatta onun kümesi 6 ve 7'dir. Dolayısıyla 2 tane A tam sayısı değeri vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız da A şıkkı olur. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Dik koordinat düzleminde eksi 6'ya 6 açık aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir deniliyor bize. Bu fonksiyonun tanım kümesinde yer alan birbirinden farklı x1, x2, x3, x4 ve x5 sayıları için demiş ki x1'deki limit x2'deki limite ve x3'deki limite eşittir ve bu da 0,3'tür denilmiş. Bir de x4'teki limitle x5'teki limit birbirine eşit ve bu da eksi 0,3'tür denilmiş. Buna göre 3 tane eşitsizlik var, hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi 0,3 dediğimiz sayı hani yaklaşık olarak arkadaşlar şuralarda bir yerde olsun. Tamam, yani şurası 0,3 ordinatlı nokta olsun. Eksi 0,3 de haliyle bunun tam x eksenine göre simetriğindedir. Yani şuralarda bir yerdedir. Buna da eksi 0,3 demiş olalım. Tamam. Şimdi burada x1, x2 ve x3'teki limitler 0,3 ise abi bu x1, x2 ve x3'ü şöyle diyebiliriz bak. Şurasına x1 olsun diyelim. Şurası x2 olabilir. Şurası x3 olabilir. Hatta bu x1, x2, x3'ten de bir tanesi burası olabilir. Yani şurası da olabilir. Ya bunu net olarak bilmiyoruz. Sonuç olarak olabilir diye de bir soru sormuş bize. x4'teki ve x5'teki limit de eksi 0,3'müş. Haliyle o zaman onu da nasıl düşüneceğim? Şu mavinin kesiştiği bak şurası ve şurası. Yani bunlar da x4 ve x5 adaylarımız. Şimdi o zaman ben şunu düşünürüm. x4 veya x5'ten mesela burası x4 olabilir ama x5 de olabilir. Burası x5 evet ama x4 de olabilir. Değil mi? Yani biz öyle kabul ettik. Yani en küçüğü ve en büyüğü burada x4 ile x5 olmak zorunda. x4 en küçükse x5 en büyüktür. x5 en küçükse x4 en büyüktür. O halde şöyle öncüllerimize baktığımız zaman mesela x4 en küçük ama x1 en büyük demiş. Mesela ikinci öncül direkt olarak patlar. x5 en küçükken x4 en büyük. x4 en küçükken de x5 en büyük. Tamam, bunlar olabilir. Bir de x1, x2, x3 ve x4 x1, x2 ve x3 bunlar da bunların arasında kalacak diyor. Evet, arasında kalmış. Evet, arasında kalmış. Sonuç olarak ben buraya x1 demek zorunda değilim. x3 de olabilir en küçüğü. Yani hangisinin hangisi olduğu bize sıralama olarak verilmemiş. Hani x1, x2'den x zaten sıralama olarak verilseydi sıralama olabilir diye sormazdı. Değil mi? Dolayısıyla benim buradaki cevabım 1 ve 3'tür. Doğru cevap da E şıkkıdır diyebiliriz. Geldik 3. sorumuza. Yukarıda f fonksiyonunun bize grafiği verilmiş ve diyor ki eksi 2'nin sağ tarafındaki limitle a'nın sol tarafındaki limit birbirine eşittir. Bunu sağlayan en çok kaç tane a tam sayısı olabilir diye de sorulmuş. Şimdi eksi 2'nin sol tarafındaki sağ tarafındaki limit değeri. Şimdi eksi 2'nin sağ tarafındaki limit değeri
şuraya eşit ve buranın apsisi neyse işte ona eşit. Mesela ne diyelim biz buna? K diyelim. Yani ordinatı K. Eksi 2'nin sağ tarafında limit K'ymış. Şimdi o zaman A'nın sol tarafında da limitin K olmasını bekliyoruz. Tamam. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi şöyle, A'nın sol tarafında limit K'ya eşit olacaksa bir kere bu eksi 2'den eksi 2 ve eksi 2'nin sol tarafı olamaz. Ama eksi 1 olabilir mesela şurada. Çünkü eksi 1'in sol tarafının limiti bana K'yı verir. 0'ın sol tarafının limiti, 1'in sol tarafının limiti, 2'nin sol tarafının limiti bana hep K'yı verir. Şimdi en çok kaç tane A tam sayısı olabilir diye sorulmuş ya. Ben şunu şöyle uzatacak olursam bak şurada ve şurada da şunun sol limitiyle bunun sol limiti bana yine K'yı verir. Şimdi en çok kaç tane A tam sayısı olabilir diye sorulduğuna göre ben diyorum ki o zaman bunlar da tam sayı olsun. Şimdi tam sayı olmayabilir. Mesela en az diye sormuş olsaydı bunları düşünmezdim. Ama en çok diye sorduğu için o halde bunların da tam sayı olabilirliğini düşünmemiz gerekiyor ki eksi 1, 0, 1 ve 2 sağlıyor dedik. 4. 2 tane de buradan gelirse eğer 6 tane olur. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş. Dördüncü örneğimiz. Bir f fonksiyonu için aşağıdakiler biliniyormuş. 2 sonsuz aralığında her x gerçel sayısı için limiti varmış. 2 ile sonsuz, 2'den sonsuza kadar. 2 dahil değil ama. Her x gerçel sayısı için limit var. Tanımlı olmadığı en az 2 tane x gerçel sayısı için limiti varmış. Şimdi tanımlı olmadığı 2 tane gerçel sayı için ama en az 2 tane gerçel sayı için limiti olacak diyor. Peki bir de eksi 1'deki limitle 1'deki limit birbirine eşit olacak diyor. Peki hangileri f fonksiyonuna ait olabilir diyor buradaki grafiklerden. Şimdi şunu bir düşünelim. 2'den sonsuza kadar bütün x gerçel sayılar için limit vardır diyor ya bak. Bu şartı sağlar. Çünkü 2'den sonsuza kadar artık böyle doğrusal biçimde artmış devam etmiş. Bu birinci şartı sağlıyor. Şuraya bakıyorum. Şimdi limiti vardır demiş bak. Tanımlı tanımsız olduğu bir şey söylememiş. Buradan devam ediyoruz 2'den sonra. Hocam 4 burada bir boşluk var. Ama limit vardır değil mi orada? Sonuç olarak biz limitine bakıyoruz. Limiti var mı yok mu? Varsa okey diyeceğiz. Devam ediyoruz. Yine bütün 2'den büyük olan bütün reel sayılarda limit vardır. Geldim 3'e. 2'den büyük bütün reel sayılarda limit var. Yani ben şunun sayesinde bir şey eleyemedim. Geldik ikinci kısma. Tanımlı olmadığı en az 2x gerçel sayısı için limiti vardır. Şimdi bakalım. Mesela burada 2 tane noktada tanımlı yok. 2'de yok. Bir tane noktada hatta. 2'de tanım yok. Limit de yok burada. Ama bana diyor ki tanımlı olmadığı en az 2 tane x gerçel sayısı. Zaten 1'e baktığın zaman bu cümlenin ilk kısmından patlıyoruz zaten. Diyor ki tanımlı olmadığı en az 2x gerçel sayısı olacak diyor. Burada da diyor limiti olacak diyor. Lakin zaten birinci öncülde verilen grafikteki fonksiyon grafiği ne? Bir tane noktada tanımsız zaten. Bu hayli hayli gümledi gençler. Bu gitti. Buna bay bay dedik. Şimdi geldim 2'ye. Burada da bir eksi 2'de tanım yok. Bir de 4'te tanım yok. Limitleri var mı? Evet eksi 2'deki limit sağ ve sol limit 0. 4'teki sağ ve sol limit de şuraya gitmiştir. Aynı noktaya yığılmıştır. Dolayısıyla limit vardır. Yani 2 olabilir arkadaşlar hala. 3'e bakalım. Tanımsız olduğu bir noktaya. O zaman 3 de gitti. Yani cevabımız yalnız 2'ymiş. Ama biz 3'e de bakalım. Eksi 1'deki limit 1'deki limite eşit olacak diyor. Şimdi eksi 1 şurada bir yerde. Bunu yukarı çıkarırsam 2 bölü 2 eğim 1 olduğu için eksi 1 birden geçer arkadaşlar. Yani eksi 1'deki limitimiz 1. Şimdi 1'deki limite bakalım bir de. 1'de hocam zaten şurası değil mi? 1'deki limit de 1. Demek ki bunlar birbirine eşit. O halde doğru cevabımız gerçekten yalnız 2'ymiş. Cevap buydu gençler. Cevap B'ydi. Geldik diğer sayfadaki 5. sorumuza. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafiklerini bize vermiş. Buna göre 2'nin sağ tarafında fx ile gx'in toplamından 2'nin sol tarafındaki fx ile gx'in toplamını çıkar demiş bize. Şimdi 2'nin sağ tarafında fx'in limiti 6. Çünkü buradan yola çıktık. 6'nın etrafına toplanıyoruz. Gx'de 2'nin sağ tarafında limit kaç? 2. 6 ile 2'nin toplamı ne hocam? 8. Eksi var arada. Eksiyi koyduk. O eksi bu eksi. 2'nin sol tarafında f'in limiti 4. Ve 2'nin sol tarafında g'nin limiti hop o da 4. 4 artı 4 hocam burası da 8 yaptı. 8'den 8'i çıkar demiş. Doğru cevap bize 0'ı verir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş sevgili gençler.
Geldik 6. sorumuza. Fx fonksiyonunun grafiğini bize göstermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi 2'nin sol tarafındaki limite bir bakalım. 2'nin sol tarafında limit hocam şöyle yukarı çıktım, çarptım, döndüm, 3'e gitmiş. O zaman burası da 3'tür. O zaman burası da 3'tür. 3'ün küpü. 3'ün küpü 27. Eksi 1'in sol tarafındaki fx'in limitine bakacağız. 1'in sol tarafında hocam şöyle çarptım, 3'e gitti. O zaman burası 3 ise burası da 3'tür. 3'ün küpü hocam o da 27. 27'den 27'yi çıkardığımız ne gelir? 0. O halde doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geldim 7'ye. Aşağıda karşılıklı hareket eden bir mekanizmaya sahip teleferiğin mavi ve kırmızı boyalı kabinlerin aralarındaki mesafenin M olduğu bir an gösterilmiş. Aradaki mesafenin M olduğu an tam olarak görseldeki an. Aralarındaki uzaklık FT yani. T burada saniye olmak üzere. VM ve VK hızlı kabinlerin hareketlerinden 1 dakika sonra yan yana geldikleri gözlemleniyor. Yani o zaman T eşittir 60 ise aradaki mesafe M 0 olacak. Değil mi? Pekala, kabin genişliğinin önemsenmediği bilindiğine göre bu ifadelerden hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi T 59'a yaklaşırken yani 59. saniyede aradaki mesafe 0,001 olabilir demiş. Şimdi, olabilir diye soruluyor ya. Yani olabilir sonuç olarak. 59. saniyede bunlar birbirine varmak üzereler. 60. saniyede tam olarak aradaki mesafe 0 olacaktır. Dolayısıyla birinci öncüle doğru derim. 61. saniyede 60. saniyede bunlar kafa kafaya geldiler artık. Yani şu konuma geldiler arkadaşlar. Tamam. Peki bu böyle geliyordu. 58, 59, 60 oldu. Sonra 61. saniyede araları terse doğru açılacak. Şimdi terse doğru açıldığı için aradaki mesafe -0,01 olur mu? Olamaz. Yani saçma olur. Niye? Mesafeden bahsediyoruz abi. Yani M bize mesafe veriyor bak. Ne diyor? Aralarındaki mesafenin M olduğu bir an gösterilmiş diyor. M mesafe ise nasıl negatif olsun? Mesafe diyoruz yani, değil mi? Yani şöyle düşün, ben buradan kalkıp Ankara'dan kalkıp Konya'ya giderken 251 kilometre gidiyorum da Konya'dan buraya gelirken -251 kilometre gelmiyorum tabii. O zaman da bu tarafa doğru gelirken de 251 kilometre geliyoruz. Yani hani bu durumun saçmalığı zaten. 2 gitti. T 60'a yaklaşırken M 0 olur demiş. Yani zaten biz ne demiştik? T 60 ise M 0'dır. 60'a yaklaşırken de ne olacak? 0 olacak yani aradaki mesafe. O halde bu da doğrudur. Yani cevabımız D şıkkında verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve son sorumuz. Aşağıda verilen mavi cetvelde her iki çizgi arası logaritma 2 tabanında kök 3 santim. Sarı cetvelde her iki çizgi arası logaritma 4 tabanında 5 santim olarak verilmiş bize. Bu cetveller kenarları üzerinde çakıştığında başlangıç noktaları arasındaki uzaklık LA yani. LA. Mesela bu cetvel sıfırı buradan başlıyor. Diğer cetvelin sıfırı sağ tarafta ya. Bu sıfırlarının arasındaki mesafe LA olarak verilmiş. Ve bu mesafe logaritma 2 tabanında 25 artı logaritma kök 2 tabanında kök 3 artı logaritma 4. dereceden kök 2 tabanında A santim biçiminde modellenmiş. Buna göre sarı cetvel sol tarafına doğru kaydırılıp N çizgisi yani şuradaki çizgi M çizgisiyle aynı doğrultuya gelecek şekilde yani N ile M çakışacak şekilde yaklaştırıldığında A değeri hangi sayıya yaklaşır diye de sorulmuş bize. Öncelikle mavideki her iki çizgi arası logaritma 2 tabanında kök 3'tü. Bunu bir unutmayalım. Sarıda da bu logaritma 4 tabanında 5. Tamam. Şimdi bu logaritma 4 tabanında 5'i bir öncelikle biz biraz onunla oynayalım. Yani bunun tabanı 2 ya, ötekinin de tabanını 2 yapsak bence tadından yenmeyecektir. O halde şöyle düşünelim biz bunu. Logaritma 4'ü 2'nin karesi yazıp şu şekilde yazacak olursam şu 2'yi 1 bölü 2 diye başa atabilirim. Bunu yazarım. Ve bu 1 bölü 2'de 5'in kafasına attığım takdirde buradan kaldırdım artık. 5 üzeri 1 bölü 2 kök 5 yapar. Haliyle bu sarıların iki çizgi arası mesafesi logaritma 2 tabanında kök 5'in ta kendisini verir. Şimdi ötekine benzedi ya, artık rahatım ben. Yani ötekine benzedi çünkü. Öteki neydi? 2 tabanında kök 3'tü. Bu 2 tabanında kök 5. Güzel.
Şimdi şu LA'ya bir geçiş yapalım. Hocam, LA dediğimiz mesafe logaritma iki tabanında 25 var bak burada. Yani ben bunu logaritma iki tabanında kök 5'in dördüncü kuvveti yazabilirim. Bak 25 kök 5'in dördüncü kuvvetidir ve 4'ü de başa atabilirim şu şekilde. 4'ü başa attığımda ise şununla karşılaşırım. Şu 4 şuradan bir gitsin. Aa, bu ne demekmiş biliyor musun? Sarı cetveldeki iki ölçek arasındaki mesafenin 4 katı. Değil mi? Bu demek. Güzel. Yani güzel bir şey yakaladık. Şuraya baktığım zaman da hocam burada logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3 üzeri 1 bölü 2 diye bir şey var. Tamam mı? Şu 1 bölü 2'yi başa şu şekilde atacak olursam şurayı sildim. 3 dursun arkadaşlar. Şöyle. Zaten bu 1 bölü 2'yi de biz öyle yazmayalım. Kök 3 olarak kalsın burası. Şöyle yani. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında kök 3'ün 2 katı. Yani bu da 2 tane mavi cetveldeki 2 çizgi arası mesafeye eşit olmuş oldu. Bunun 2 katı. O da güzel. Geldim bir de şuraya. Hocam şimdi ben bu şekildeki görsel için LA'yı bu şekilde hesaplıyormuşum değil mi? LA bu şekilde hesaplanıyor. Peki o zaman biz şunu düşünelim. Tamam, bunları elde ettik artık. Ben M ile N'yi çakıştırırsam yani şu çizgi artık şöyle olacak değil mi? Şuraya gelecek. Şimdi bu LA ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi. 6 tane mavi. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de sarı. Maviler arası mesafe neydi hocam? Logaritma 2 tabanında kök 3'tü. Bundan 6 tane varsa demek ki ben artık şunu söyleyebilirim. Onu nereye yazalım? Şuraya yazalım. Şu LA'nın altındaki çizgiyi silelim. 6 tane logaritma kök 2 tabanında 3. Pardon. 2 tabanında kök 3. Artı 8 tane de sarı. Yani 8 çarpı logaritma 2 tabanında kök 5 diyebilirim. M ile N çakıştığı zaman aradaki mesafe yani LA bu olacak. Peki LA aslında neymiş? Şurası neydi hocam? 4 tane logaritma 2 tabanında kök 5'ti. Artı şurası neydi? O da 2 çarpı logaritma 2 tabanında kök 3'tü. Artı bir de hocam şurası ne? Hocam şu 2'nin kuvveti olan 1 bölü 4'ü ben başa 4 diye atarsam 4 çarpı logaritma 2 tabanında A'yı verir bize. Şimdi güzel şeyler elde ettik açıkçası. Yani bu güzel şeyden kastığımız ne? Bak şunla şu. Sağ taraftakini sol tarafa atacak olursam burada sadece 4 çarpı logaritma 2 tabanında kök 5 kalacak. Artı şunu da şu tarafa atarsam burada da 4 çarpı logaritma 2 tabanında kök 3 kalacak. Bu da hocam 4 çarpı logaritma 2 tabanında A değil mi? Evet. Şimdi madem öyle şurayı bir sildim. Bu da 4 tane, bu da 4 tane. O zaman 4 parantezini alıp şununla şunu toplayacak olursam o da bana logaritma 2 tabanında, logaritmaların tabanları aynı ve toplanıyorsa içler çarpılıyordu, kök 15'i verir. Hocam bu da 4 çarpı logaritma 2 tabanında A'ymış. O zaman kimse kusura bakmasın. A kök 15'in ta kendisidir. A değeri hangi sayıya yaklaşır demiş? Kök 15'in ta kendisine yaklaşır. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olmuş olur sevgili gençler. Evet. Test 3'ün sonuna geldik artık. Limitin özellikleri konu anlatımıyla da devam edeceğiz gençler bir diğer videoda. O yüzden diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.